Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün vişne reçeli ile sizlere geldim arkadaşlar. Bahçeden topladığım vişnelerden ne yapabilirim diye Instagram sayfamda Nur Mutfağı Nurgül ve Starlight sayfamda sizlere de sormuştum. En çok sizlerden gelen vişne reçeliydi. Ben de kollarımı sıvayıp ve vişne reçeli yapmaya koyuldum. Evet. Gördüğünüz gibi vişneler oldukça arkadaşlar küçük. Küçük olduğu için de çekirdeklerini çıkarmak oldukça çok zor. Bunun için çekirdekleri ile birlikte vişne reçelimi kaynatacağım. Evet, burada tarttım. Yaklaşık topladığım vişneler 1,5 kilo geldi. Evet, burada da sizlere çekirdeğini göstereceğim. Neredeyse çekirdeği etinden daha büyük diyebilirim. İri taneli çekirdekler olduğu için de tek tek çıkartmak için uğraşmadım. Gördüğünüz gibi zaten dağılıyor. Eğer çıkarmış olsaydım reçelleri de marmelat yapardım. Çünkü püre haline getirmek zorunda kalacaktım. Tamamı çünkü dağılmış olacaktı. Evet, bunlar da kiraz arkadaşlar. Sizlere burada farkı göstermek istedim. Kiraz ve bu elimdeki vişneler arasındaki büyüklük. Bunlar da bahçeden toplamıştım. Bir çeşit meyve oluyor. Eğer ismini biliyorsanız Türkçe yazabilirsiniz yorum kısmına. Onları da içerisine ekledim. Birlikte kaynattım. Reçelimi yaptım. Evet. Reçellerimi yıkadım. Güzelce temizledim. Çürük olanları ayıkladım. Daha sonra yarısını tencereye aldım. Ve 1,5 kilo vişneye 1,5 kilo şeker kullandım arkadaşlar toplamda. Tencereye vişnenin yarısını döktükten sonra şekerin yarısını döktüm. Tekrardan vişnenin hepsini döktükten sonra geri kalan vişneyi döktükten sonra ve geri kalan şekeri de vişnelerin üzerine döktüm. Burada sabaha kadar bekletme işlemini ben yapmadım. Yapmak da aslında mantıklı gelmedi bana. Çünkü meyveler kapalı olduğu için sulanması çok zor. İmkansız gibiydi. Bekletmek istemedim. Hemen yapmak istedim. Bu nedenden dolayı hemen kaynatacağım için de yarım su bardağı su ekledim arkadaşlar. Ve ocağımın altını en kısık dereceye koydum. Ben 4'e ayarladım. En yüksek 9, yani 4'e ayarladım. Kısık bir dereceye ayarladıktan sonra kapağını da hafif kapattım. Arada bir kontrol ettim. Bu şekilde şekerlerim eriyene kadar yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kaynamaya bıraktım. Evet, burada 60 dakika ayarlamıştım. 15 dakika geçtikten sonra şekerler artık yavaş yavaş erimeye başlamıştı ve yaklaşık yarım saat sonra da şekerler tamamen eridi ve kaynamaya başladı ve kaynarken de arkadaşlar gördüğünüz gibi köpükler oluşmaya başladı. Bu köpükleri alabilirseniz bir kaşık yardımıyla alıp onları bir atın. Zaten kaynadıkça o köpükler de gidecektir. Köpüklerin daha çabuk gitmesi için de bir parça tereyağı ilave edelim ve kaynamaya devam bırakalım. Kıvam alana kadar toplamda 1 saat 15 dakika kaynattım arkadaşlar ve yarım limonun suyunu da sıktım. Burada 60 dakika dolmuştu. 60 dakika dolduktan sonra bu şekilde görünüyordu benim reçelim. Oldukça daha sıvı görünüyordu. Bir 15 dakika daha kaynamaya bıraktım. Tedirgin oldum. Acaba dedim daha fazla kaynatırsam çok mu matlaşır diye. Ben burada biz 1 saat 15 dakika sonra bu şekilde kepçeden son damlacıklarını test yaptım. Eğer tutunma varsa bu şekilde tutunmayı gördükten sonra ben artık ocağın altını kapattım. Aslında bir 10 dakika daha kaynatmam gerekiyordu. Biraz kıvamı bana reçelimin birazcık daha akıcı geldi. Ama Instagram sayfamdan sizlere de sordum. Sizlerden de çok güzel öneriler geldi. Bunları güneşte çıkartıp güneşte çektirmek birkaç gün çok güzel kıvam aldığını ve renginin çok daha güzel olduğunu söylediniz. Tabi Almanya'da güneşi bulmak birazcık çok zor. Çünkü sürekli yağmur ve hava kapalı. Buzdolabında durdukça da katılaşmaya başladı. Bu nedenden dolayı ben bu şekilde reçellerimi kullanacağım. Yoğurt üzerine sos olarak dökeceğim. Hoşaf yapabilirim.
kahvaltılarda reçel olarak kaşık kaşık yiyeceğiz. Çok da güzel oldu. Doğal bir şekilde bahçemin meyvesinden vişne reçelimi de yapmış oldum. Evet, sıcak sıcak hemen kavanozlarıma doldurdum ve kapaklarını hemen kapattım. Vakumumu tutsun diye. Evet, kavanozlara reçellerimi doldurduktan sonra peçete ya da kağıt havlu yardımı ile mutlaka destek verelim. Çünkü kavanozlar çok sıcak, eliniz yanmasın. Hepsini bu şekilde kapattım ve ters çevirmeden arkadaşlar sabaha kadar soğumaya bıraktım. Zaten onun sıcaklığı vakumunu tutturacaktır. Yani vakumlatacaktır. Eğer sizler dilerseniz ters çevirebilirsiniz. Kavanozların kapaklarının yeni olmasına özen gösterelim. Kaynatabilirsiniz. Eğer bir sefer kullanmışsanız tekrar kullanabilirsiniz ama kontrol etmelisiniz daha sonrasında. Evet, kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana biraz akıcı geldi ama bu da gayet normal olduğunu söylediniz. Gayet normal aslında. Evet, bir 10-15 dakika daha sizler kaynatırsanız kıvamı daha bir katı olacaktır. Tabii tercih meselesi, sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde reçelimi yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Farklı tarifler kanalımda vardır. Mutlaka sizin de damak zevkinize uyan tarifleri bulabilirsiniz. Bir göz atın derim. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz çok mutlu olurum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.